Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, tarih, İslam tarihinin külliyatından keşif notlarımız devam ederken konumuz Kureyş müşriklerinin, bu putperestlerin kuraklık ve kıtlık azabına çarptırılmaları konusunda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş müşriklerinin bu azılı hakikat İslam düşmanlarının kendisini dinlemediklerini, yalanlayıp durduklarını, her türlü zulümden geri durmadıklarını, her türlü kötülüğü yapmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, İslamiyet'e çok yavaş ve isteksiz davrandıklarını, sert sırt çevirdiklerini görünce, ey yüce Allah'ım, şunlara da Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki 7 kıtlık yılı gibi 7 kıtlık azabı verip bana yardım et diyerek Kureyş müşrikleri bu azılı hak İslam düşmanları aleyhinde dua etti. Bunun üzerine yağmurlar kesildi, yer kupkuru oldu. Kureyş müşriklerini öyle bir kuraklık ve kıtlık yakaladı ki her şeyi kökten kazıdı, silip süpürdü. Birçokları açlıktan öldüler. Yiyecek bir şey bulamayınca açlıktan dolayı ölü hayvanların etlerini, kokmuş leşleri, derileri, kemikleri, köpekleri, kanla deve yününden yapılan ve lihiz denilen şeyi yediler. Onlardan herhangi biri gökyüzüne baktığı zaman açlıktan dolayı ortalığı duman kaplamış gibi görüyorlardı. Evet sevgili dostlarımız, Mekke-i Mükerreme'de kuraklık ve kıtlık son dereceyi bulunca Ebu Süfyan bin Harp Peygamberimizin yanına geldi. Gavur sıkışınca putperestler iman edeceğiz derler. Başlarındaki bela gidince de iman etmezler. Bu gavur karakteri böyledir. Firavun karakteri böyledir. İblis de bunalınca doğru söyler, bunalmadıkça katiyen doğru söylemez. Aldanmıştır, sürekli aldatır. Ey Muhammed, bakın Ebu Süfyan ne diyor. O zaman Ebu Süfyan putperest idi. Sen kendinin rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyor, Allah'a taatı, akrabayı görüp gözetmeyi bize emredip duruyorsun. Kavmin ise kuraklık ve kıtlıktan ölüp gitmektedirler. Onlardan bu felaketin kaldırılması için Allah'a bir dua ediver. Eğer sen dua edersen, Allah da şu belayı üzerimizden kaldıracak olursa, Allah'a iman edeceğiz diye and içerek, yemin ederek söz verdi. Ama tabi sonradan hep sözlerinden caydılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah'a dua etti. Yağmur suları ile sulandılar
Yüce Allah onların üzerinden kuraklık ve kıtlık azabını kaldırınca onları eski şirk ve küfürlerine geri döndüler. Zaten iman etmemişlerdi. Yüce Allah bu hususta indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Hayır, onlar öldükten sonra dirilmekten şüphe içindedirler. Bununla eğlenirler. O halde semanın apaşikar bir duman getireceği günü gözetle. Öyle bir duman ki insanları saracaktır o. Bu diyecekler pek yaman bir azap. Ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz. Onlar için düşünüp ibret almak nerede? Kendilerine gerçekleri açıklayan bir Resul geldiği halde yine ondan yüz çevirdiler. Ona kimi bir öğreti efendim imiş, kimisi de bir Mecnun dediler. Kimisi bir öğretilmiş, kimisi de bir Mecnun dediler. Biz bu duman azabını biraz açıp kaldıracağız. Fakat siz hiç şüphe yok ki tekrar küfre döneceksiniz. Büyük bir şiddet ve satvetle kendilerini çarpacağımız gün, Bedir günü, muhakkak ki biz onlardan intikam alıcılarız. Ey Allah düşmanları, ey İslam düşmanları, ey peygamber düşmanları, ey Müslüman düşmanları, Allah intikamını aldı sizden, alacaktır kıyamete kadar. İntikamını Allah aldı, alacaktır. Geçmişte aldı, gelecekte alacaktır. Dünyada, mezarda, mahşerde Allah intikamını alacak. Gavura adaletini uygulayacak. Mümin Müslümanlara da lütfu keremiyle, merhametiyle muamele edecektir. Bunda da şüpheniz olmasın. Ey Müslüman! Allah'ın lütfuna, rahmetine, merhametine, mağfiretine sığın. Görevini güzel yapmaya çalış. İyi bir Müslüman olma gayreti içinde ol. Müslümana diyeceğimiz bu. Ey iman İslam düşmanları! Siz de bu düşmanlıktan vazgeçin. Kendinizi kurtarmış olursunuz. Müslüman olun. Eğer Müslüman olmuyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. İman, İslam düşmanlığından vazgeçin. Hiç olmasa cehennemdeki yeriniz farklı olur. Cehennemin dibinde yananlar var, bir de en üstünde yananlar var. Onun için hiç iman, İslam düşmanlığından vazgeçin de, eğer iman etmezseniz cehennemdeki yeriniz, tabakanız farklı olur. Azabınızın şiddeti farklı olsun. Peygamberimizin Rükane ile güreşmesi. Bakın, insanoğlu mucizeyi görüyor, iman etmemek için gerekçe arıyor. İşte insanoğlu bu gaflet, bu dalalet, küfür, şirk ve nifak, zulüm
kendi içine perde oluyor, kalbini kendi mühürlüyor, gözüne perdeyi insanoğlu kendi çekiyor. Gerçeği görmemek için elinden geleni yapıyor. Ondan sonra da suçlu arıyor. Suç senin kazandıkların. Sen küfrü kazanıyorsun. Şirki, nifakı kazanan, zulmü eken, bunları eken başka bir şey biçebilir mi? Ne ekersen onu biçersin. Neye çalışıyorsan onu kazanırsın. Küfre çalışıyorsun, küfrü kazanırsın. Şirke çalışan, nifaka çalışan, zulme çalışan da böyle. Ama iman, ameli salih ile Allah'ın emrinde bir kul, peygambere tabi olmuş bir ümmet, bunlar da kazanıyor. Ama bunların amellerini götüreceği yer cenneti âlâdır. İmanın, ameli salihin, İslam'ın kişiyi götüreceği yer cennettir. Zaten İslam dini insanları cennete götürmek için ortaya konmuştur. İslam Allah'ın kanun ve kurallarıdır. İster inan, ister inanma, biz duyuruyoruz. Evet, bakın Rükane bin Abdiyezid, bu kişi Haşim bin Abdülmuttalib bin Abdümenaf, yani Peygamberimizin soyundan aslında bu adam. Kureyşlilerin bu adam en güçlülerinden, sırtı yere getirilmeyen pehlivanlardan idi. Kim bu Rükane denilen bu kişi? Sırtı yere gelmeyen bir pehlivan bu. Rükane bir gün Mekke vadilerinden veya dağlarından birisinde Peygamberimize rastlamıştı. Bu sırtı yere gelmeyen adam, Rükane, Müslüman falan da değil bu adam. Peygamberimiz ona, ey Rükane, sen hala Allah'tan korkmamakta ve seni davet ettiğim şeyi kabul etmemekte direnecek misin diyerek onu İslamiyet'e davet etti. Rükane, eğer söylediklerinin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Ya Muhammed, sen beni yıkarsan, yani güreşelim, sen beni yıkarsan sana iman ederim dedi. Bakın, kodaman gavurlar zenginliğine güveniyor. Bu da pehlivanlığına güveniyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ben seni yıkarsam ne dersin? Söylediklerimin hak ve gerçek olduğunu bilir, kabul eder misin diye sordu. Rükane, evet, sen beni yıkacak olursan ben ya Müslüman olurum ya da şu koyunlarım senin olur. Önünde bir sürü koyunu var. Ben seni yıkarsam sen şu peygamberlik işinden vazgeç dedi. Peygamberimiz kalk haydi seninle güreşelim buyurdu. Rükane, peygamberimiz de güreşmeye kalktı.
Peygamberimiz onu tutunca yere seriverdi. Sırtı yere gelmeyen pehlivan hemen Peygamberimizin önünde işte bu hale geldi. Yere serildi. Peygamberimiz onu tutar tutmaz Rukane kendisini korumaya, savunmaya kadir olamadı. Ya Muhammed, bir daha güreşelim dedi. Peygamberimiz tekrar güreşti ve onu yine hemen yıktı. Rukane, ey amcanın oğlu, haydi bir kez daha güreşelim dedi. Peygamberimiz onu üçüncü güreşte de yıktı. Rukane, ya Muhammed, vallahi bu çok şaşılacak bir iş. Sen beni nasıl yıkabiliyorsun, anlayamadım, dedi. İman etmeyen imansızda anlayış olmaz. İman etmelisin ki, bir peygamberi gönderen Allah'tır. O peygamberi kudret kuvvetle donatan da Allah'tır. O peygamberden mucizeleri yaratan Allah'tır. İman olacak ki iman ışığında bu gerçekleri görebileceksin. Şehadet ederim ki sen muhakkak bir sihirbazsın dedi. Bakın, işi sihire götürmek istedi. Çünkü iman etmeye niyeti yok. Peygamberimiz bundan daha çok şaşılacak olanı da var. İstersen onu da sana göstereyim. Allah'tan korkar ve davetime uyarsan buyurdu. Rukane, neymiş o daha acayip olan şey diye sordu. Peygamberimiz, şu gördüğün ağacı senin için çağırayım. O da bana gelecektir buyurdu. Rukane, haydi çağır gelsin bakayım dedi. Peygamberimiz kendilerine yakın bir yerdeki dallı, budaklı, Semire veya Talha ağacını Allah'ın izniyle gel benim yanıma diyerek çağırınca ağaç yeri yırta yırta gelip Peygamberimizin önünde durdu. Rukane, doğrusu ben şimdiye kadar bugünkü gibi büyük bir sihir görmedim diyor. Bakın, gerçeklere sihir diyen insandan daha gafil, daha da sapık kim olabilir? Ona emret de yerine dönsün dedi. Peygamberimiz ağacı Allah'ın izniyle dön yerine buyurdu. Ağaç da eski yerine döndü. Peygamberimiz Rukane'ye, yazıklar olsun sana, Müslüman olsana buyurdu. Rukane, hayır Müslüman olmam dedi. Haşa, muhafazan Allah. Peygamberimiz, öyleyse ben de senin davarlarını alırım buyurdu. Rukane, Kureyş'e bu hususta ne söyleyeceksin diye sordu. Peygamberimiz, onunla güreştim, kendisini yıkıp davarlarını aldım diyeceğim buyurdu. Rukane, sen böyle söylersen beni rezil ve rüsvay etmiş olursun dedi. Peygamberimiz, öyleyse onlara ne söyleyeyim diye sordu. Rukane onlara, Rukane ile bahse girip bahsi kumarı kazandım dersin dedi. Bak, peygamberimizi yalana davet ediyor. Peygamberimiz, o zaman ben yalan söylemiş olurum buyurdu. Peygamberler katiyen günah işlemezler. Rukane sabahtan akşama kadar hep yalan içinde bulunuyor,
yalan söyleyip duruyor değil misin deyince, bakın peygamberimizin getirdiği bütün yüce değerlere yalanladı. Peygamberimiz de Rükkane'nin bu çirkin mi çirkin, alçak mı alçak, şerefsiz mi şerefsiz sözlerinden çok müteessir oldu, ona al git davarlarını, senin davarına ihtiyacım yok buyurdu. Bunun üzerine Rükkane, sen vallahi benden daha hayırlı ve daha şereflisindir dedi. Kendi şerefsizliğini kabul etti ama Müslüman olamadı. Peygamberimiz böyle olma, elbette ben senden daha layıkımdır buyurdu. Rükkane kavminin yanına gidip, ey Abdümenaf oğulları, sahibinizin sayesinde bütün yeryüzü halkıyla sihir yarışması yapınız. Vallahi ben şimdiye kadar ondan daha üstün sihirbaz görmedim dedi. Haşa. Peygamberliği sihire hamlediyor. Şu dalalete bakın. Sonra da onlara peygamberimizin yaptığını, gördüğü şeyleri haber verdi. Kendi rezaletini kendi anlattı. İnşikak-ı kamer efendim, ayın ikiye yarılması mucizesi. Evet sevgili dostlarımız, piyasaya bazı sahte profesörler çıkmış, ilahiyatçı, Mutezile yolunda olduklarını zannedenler, efendim mucizeleri inkar ediyorlar, şefaati inkar ediyorlar, kabir halini, azabını inkar ediyorlar, Allah her şeyi bilmez diyorlar. Bakın o kadar yanlışın içinde, sapıklığın içinde yüzüyorlar ki, hangi birini söyleyeyim sizlere? Hayatı bütün peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mucizedir. Ama o kadar kör olmuşlar, sağır olmuşlar, dilsiz ahraz gibi olmuşlar ki bu gerçekleri görmüyorlar. İnşikak-ı kamer, yani ayın ikiye yarılması mucizesi. Hicretten 5 yıl kadar önce, nübüvvetin 9. yılında Kureyş müşriklerinin istekleri üzerine Yüce Allah'ın izniyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu mucize gösterildiği, Enes bin Malik, Hazreti Ali, Huzeyfe bin Yeman, Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amir, Cübeyr bin Mut'im ve daha başka sahabiler tarafından bildirilmiştir. Bu adı geçenler sahabinin en yüksek alimleridirler. Bak bu olayı hem bunlar haber veriyor, hem Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Nitekim Abdullah bin Mesud, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ay iki parçaya ayrılınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şahit olunuz buyurdu. Bir kere biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Mina'da bulunuyorduk. Ay iki parça ayrıldı. Ayın bir parçası dağın gerisinde, bir parçası da berisinde oldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şahit olunuz buyurdu.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ay iki parçaya ayrıldı da, parçanın birisini dağ örttü, Müsned'de, dağın arkasında kaldı diye, diğer parça dağın üzerinde oldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım şahit ol dedi, diye dua ettiğini söyledi. Cübeyr bin Mut'im de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ay şu dağın üzerinde, şu dağın üzerinde olmak üzere iki parçaya ayrıldı demiştir. Abdullah bin Mes'ud ile Enes bin Malik'in diğer rivayetlerinde de ay iki parçaya ayrıldığı zaman dağın Hıra Dağı'nın ayın iki parçası arasında görüldüğü açıklanmıştır. Hadisenin tafsilatına gelince Kureyş müşriklerinden Velid bin Muire, Ebu Cehil bin Hişam, As bin Vail, As bin Hişam, Esved bin Abdi Yavuz, Esved bin Muttalib bin Esed, Zem'a bin Esved, Nadır bin Halis ve benzerleri Peygamberimize, eğer sen gerçekten peygamber isen bize kameri, ayı, efendim yarısı Ebu Kubeys Dağı, yarısı da Kuaykı'an Dağı üzerinde görülmek üzere ikiye ayır dediler. Peygamberimiz eğer bunu yaparsam iman eder misiniz diye sordu. Müşrikler evet iman ederiz dediler. Ayın Bedir olduğu iyice göründüğü gece ki ay en parlak ve kemal durumunda iken Peygamberimiz müşriklerin istedikleri şeyi kendisine vermesini Yüce Allah'tan diledi. Cebrail aleyhisselam inip ya Muhammed Mekkelilere bu gece mucizeyi seyrediniz. Faydalanabilirsiniz de dedi. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselamın söylediğini onlara haber verdi müşriklere. Müşrikler ayın 14. gecesinde ayın ikiye ayrıldığını gördüler. Yüce Allah ayın yarısını Ebu Kubeys Dağı, yarısını da Kuaykı'an Dağı üzerinde doğdurunca Peygamberimiz, ey Ebu Seleme bin Abdül Esed, Erkam bin Ebil Erkam, şahit olunuz diyerek Müslümanlara, ey filan, ey filan şahit olunuz diye de müşriklere seslendi. Fakat müşrikler bu Ebu Kepşe'nin oğlunun bir sihridir. Ebu Kepşe'nin oğlu sizi sihirledi. Muhammed bizi sihirledi dediler. İşte gavurun içinde küfür perde olduğu müddetçe, kalbine küfür mühür basıldığı müddetçe kafir gerçeği görmez. Bazısı da Muhammed bizi sihirledi ise bütün insanları, bütün dünyayı da sihirleyemez ya dedi. O ayı sihirledi, nihayet ay yarıldı dediler. Evet sevgili dostlarımız, bakın şimdi olaya. Kimisi de Muhammed ayı sihirledi ise sihrini bütün yeryüzü, yüzünü sihirlemeye de yetiştiremez ya dediler. Başka beldeler halkından yanınıza gelecek olurlarsa sorunuz bakalım bunu onlar da görmüşler mi?
başka devletler, başka milletler de görmüşler mi? Siz gelecek olan yolcularınızı da gözleyiniz. Onlara da sorunuz. Eğer onlar sizin gördüğünüz şeyin aynısını gördüklerini size haber verirlerse, gördüğünüz doğru demektir. Bu sihir değildir. Şayet sizin gördüğünüz gibi bir şey görmemişlerse, o sizi bu sihirle sihirlemiş olur dediler. Ebu Cehil de bu bir sihirdir. Çevre ülkeler halkına adam salınız. Bakalım onlar da ayı böyle yarılmış görmüşler mi? Yoksa görmemişler mi dedi. Sordular. Her taraftan gelenlere sordular. Evet, onu biz de öyle gördük. Ayı ikiye yarılmış gördük dediler. Ayın ikiye yarılmış olduğunu haber verdiler. Doğruladılar. Her taraftan gelenlerden ayın ikiye yarıldığını görüp de haber vermeyen bir kimse kalmadı. Fakat müşrikler iman etmekten, Müslüman olmaktan yüz çevirip bu müstemir ola gelen bir sihirdir dediler. Yüce Allah Kamer suresinin bu husustaki ayetlerinde şöyle buyurdu. Saat yani kıyamet yaklaştı. Ay yarıldı, ikiye ayrıldı. Onlar bir ayet, bir mucize görseler, yüz çevirirler ve müstemir ola gelen bir sihirdir derler. O yüce mucizelere öyle derler. O putperestler, içini küfür kaplamış herifler. Ayın ikiye ayrılma mucizesini görünce de peygamberi yalanladılar. Hevalarına uydular. Halbuki hayır ve şer, her iş kararlaşmış bir gayeye bağlanmıştır. Andolsun ki onlara kendilerini küfür ve imandan vazgeçirecek nice nice mühim haberler gelmiştir ki her biri gayesine ermiş, efendim bir hikmet ve ibrettir. Fakat onları tehdit eden bütün bu hadiseler asla fayda vermiyor. Niye? Cehennemlik olanı kimse cennete taşıyamaz. O halde sen de onlardan yüz çevir. Bak Yüce Allah buyuruyor bunları. O davet edicinin benzeri görülmedi korkunç bir şeye çağıracağı gün. Onlar gözleri zelil ve hakir, korkudan ve dehşetten dönmüş olarak hepsi de dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkacaklar. O çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşar oldukları halde kafirler diyecekler. Bu çok mu çok çetin bir gündür. İşte seni yoktan yaratan Allah, mezardan seni kalkın diye ölüler diriltildiği zaman çekirgeler misali kabirinden çıkan, o mahşere çağıran çağırıcının çağrısına herkes boynunu eğmiş. İki askerin arasında doğru mahşere getirileceksiniz, dirileceksiniz, öleceksiniz, öldükten sonra dirileceksiniz, mahşere getirileceksiniz,
hesaba çekileceksiniz. Bunda şek ve şüphe yok. Bunu kim yapacak? Seni yoktan yaratan. Seni ilk defa yoktan yaratan bunları yapmaz mı? Evet sevgili dostlarımız. Biz gerçekleri azimizle beraber anlatmaya çalışıyoruz. Evet, isteyen bizimle beraber dinler. Biz kendimize söylüyoruz bunları. İsteyen bizimle dinler. İstemeyen kendi bilir. Bugün dünya, yarın Mevla. Orada görüşeceğiz. Orada oraya inanmayanlarla orada görüşeceğiz. O zaman bu İslam'ın her emrinin ne kadar yüce ve ne kadar doğru olduğunu, bütün doğrularla dolu olduğunu görecekler. Yüce Kur'an-ı Kerim, şanlı peygamber ne dediyse, Allah'tan ne getirdiyse hepsi doğrudur. Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın doğru söylediği emirler ve kanunlar. Hazreti Muhammed Allah'ın görevlendirdiği en büyük peygamber. Son peygamber. İşte bütün doğrular burada, İslam'da. İslam düşmanları yalan söylüyorlar. İçlerinde küfürle yaşıyorlar. Küfür, şirk, nifak onların bağrına mühür olarak basılmış, gözlerine perde çekilmiş. Davetesi yok. Ey insanoğlu, Allah'a gece gündüz yalvar. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, hidayet eyle. İman ve İslam yolunda tevfik-i hidayetinle sen razı oluncaya kadar, cemaline nail oluncaya kadar imanınla, İslamınla beni yaşat Ya Rabbi. İmansız, İslamsız bir an bile beni yaşatma, iman, İslam ile yaşat beni diye gece gündüz dua edilmelidir. Alnını secdelere koy, gece gündüz Allah'a yalvar. Küfürden, şirkten, nifaktan, şikaktan, kötü ahlaktan, kötü bakışlardan Allah'a sığın. Biz hatırlatıyoruz. Sığınalım, Yüce Rabbimize sığınalım. Bizim sığınağımız O. İşte bizim vekilimiz O. Teslim olacağımız varlık O. İman, İslam, tevekkül, teslimiyet hepsi Allah'a. Allah'ın emirlerine sıkı sarıl. Peygamberin şeriatına tabi ol. Buradan ayrılma, şaşma. Bunun için de Allah'a gece gündüz dua edelim hep beraber. Ey ümmeti Muhammed! Başındaki sıkıntılardan kurtulmak istiyor musun? Milli bir tövbe istiğfarda bulun. Ümmet topluca bir tövbe etmesi gerekir. Ve şeriata, İslam'a sıkıca sarılması gerekir. Allah'ın emirlerine, peygamberin getirdiği şeriata sıkıca bağlanır, sarılırsa, peygamberine tabi olursa, ümmet düştüğü yerden kalkar, şahlanır. Allah ne diyorsa onu yapacağız Müslümanlar olarak. Ve İslam şeriatı ne diyorsa
amir hükümleri neyse onu yapacağız, onu yerine getireceğiz. O zaman birlik, beraberlik içinde Allah'a kul, peygambere ümmet olacağız. İşte düştüğün yerden kalkıp şahlanmanın ön şartı bunlar. Birlik, beraberlik içinde Allah'ın emirlerine sıkı sarılmak, peygamberine tabi olmak şart bunlar. Birlik, beraberlik içinde. İşte şahlanmanın yolu bu. Zafere ulaşmanın yolu da bu. Allah'ın yardımına mazhar olmanın yolu da bu. Allah yanlışa yardım etmez. Allah doğru olana yardım eder. Onun için yanlışların çaresi nedir? Doğruyu öğrenmek, İslamiyeti doğru öğrenmek, doğru bilmek, doğru yaşamak. İşte bunların çaresi bu. Beşikten mezara kadar oku, oku, oku. İslamiyeti oku önce. İslam ilimleri öğren önce. Yeteri kadar İslam ile donan, İslam ilimlerle. Ondan sonra ilmin kapılarını zaten İslam açmıştır. Sonuna kadar bütün kapılar açık. Okuyabildiğin kadar oku. Ama oku, ta mezara kadar oku. Yarım hatim yaptım, bir tane hatim yaptım. Bunlar okumak değil. Okumak demek, okuduğum her yüce kelimeyi ve onun o cümlenin anlamını öğren. En azından fıkıh ilmini iyice oku. Ve müçtehit okullarındaki ilimleri oku. Müçtehit alimden başkasına da tabi olma, onun ilmine tabi ol. Çünkü müçtehit alimler, İslamiyeti, hele de dinde müçtehit olanlar, İslamiyeti doğru okumuş, doğru okutmuşlardır. Ehl-i sünnet okulları vardır. Bunları da okuyun. Bid'at yollarına sapmayın. O işte şu mezhepler, hak mezhepler. Ne demektir? İslamiyeti doğru okuyan, doğru okutan müçtehit okullarıdır. Hepsi okul bunların. Bir okulun birinin adı başka türlü, öbürünün başka türlü olabilir. Ama içinde okunan İslam ilimler. Bu okulların içinde. Hanefi okulu, Maliki okulu, Şafii okulu, Hanbeli okulu dendiği zaman bu okulların ismi, müçtehidlerin ismi verilmiş. Ama bu okulların içinde okunan İslam ilimler. İslam ilimler dediğimiz zaman nedir? Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler, icma kıyas, bir defa asli delillere dayalı İslam ilimler okunuyor. Bunun yanında da fer'i deliller de var. Diğer derslerimizde biz bunları sizlere tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf ve tıp ve tarih, bu ilimlerin hepsinin içinde İslami ilimlerle ilgili sizlere bilgiler vermeye çalıştık sevgili dostlarımız. Şimdi de İslam tarihinden bahsediyoruz. Onun keşif notlarını vermeye çalışıyoruz. Almaya çalışıyoruz, vermeye çalışıyoruz. Biz hazinelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Benim olsun, başkasının olmasın diyenlerden değiliz.
şan şöhret peşinde hiç değiliz. Yüce İslam'a ilim yoluyla hizmet etmek ve insanlığa Yüce İslam'ı bildiğimiz kadarıyla tebliğ etmek. Bizim ilmimiz Allah'ın ilminin yanında. Bütün ilimlerin hepsini toplasanız, bütün ilimler Allah'ın ilminin yanında, serçenin okyanustan aldığı damla kadar bile olmadığını Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam bir aradayken bunlar ifade ettiler bunu. Sevgili Peygamberimiz de bunları bize haber verdi. Çünkü Hazreti Muhammed'in deryası öyle bir derya ki, geçmişin bütün denizleri, ırmakları, okyanusları Hazreti Muhammed'in deryasında toplanmıştır. Onun için Hazreti Muhammed'in deryasından ilim elde etmeye hep beraber çalışalım, gayret içinde olalım. Çünkü ömrümüz kısa. Azrail Aleyhisselam ne zaman geleceği belli değil. Ölüm var, öleceğiz. Kesin kez öleceğiz. Kesin kez Allah'a hesap vereceğiz. Böyle bir ortamda yaşıyoruz, ölümlü bir ortamda yaşıyoruz. Ömürler israf edilmemeli. Hiçbir nefes israf edilmemeli. Bunu kendime söylerken siz dostlara da hatırlatıyoruz. Gelin beraber kurtulalım, beraber Allah'ın rızasını kazanalım, cemaline ulaşalım. Çırpıntımız bu. Mevki, makam, bunlar dünyaya kimler geldi, kimler geçti. Bakın, 1000 sene yaşayanın da adı ismi. Bak, sanki dünyaya gelmemiş gibi. 500 sene yaşayanlar da, 300 sene yaşayanlar da hep gelen gitti. Herkes gelen gidecek. Mezara girecek. Oradan kalkıp mahşere gelecek, hesap verecek. Bunun da delillerini aramak isteyenlere, yoktan bu alemi ve içindekileri yaratan, ölünce seni diriltmez mi? Buralara takılıp kalanlar, çürümüş kemikleri kim diriltecek diyen gavurlar gibi düşünmemek lazım. Gerçekler, hakikat ortada. İman ve İslam ne diyorsa, iman ilkelerine, İslam ilkelerine iyi inanmalı, iyi bir Müslüman olmalı. Bunun için de gece gündüz Allah'a yalvarmalı. İşte o peygambere de sıkıca tabi olmalı. Sevgili dostlarımız, Allahu Teala tevfik-i hidayetiyle İmanı kamil ve daim olan, tüm amelleri salih olan kullarından eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed.